çok net anlaşıldı. Aslında muhtemelen yani, sakalla ilgili vereceğiniz cevap da herhalde bununla biraz ilişki oldu. Tabii. Benim Ama buradaki bir ifade Emre edeyim. hocam yani şeye önem veriyorum. Yani temel mantığı vermek. Özellikle dövme diye ayrı bir araştırma konusu yapmaya gerek yok. Hı. Bazıları da insanı yanlış yönlendiriyorlar. İşte bu şu açıdan zararlı. Oo, köpek pis. E diyelim ki pis olsun. Yani şunu diyor muyuz yani? Camları açıyoruz. Toz kalktığı zaman evin içine pislik giriyor. Bu haramdır diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü bazıları ben bunu ne yapıp edip de bir haram sınıfına sokacak bir izah bulabilirim diye peşine düşüyor. O yüzden zorlama izahlar yapılıyor. Ondan insanlar buradaki belli şeylerle ilgili belli ifadelerde bulurken bunu hangi mantığa dayandırıp söylediğimizi anlamaları lazım. Ve emin olun eğer şu ortaya koyduğumuz mantık yani Kur'an'da yasaklanmamış açık net bir ifadeyle yasaklanmamış her şey helaldir mantığı konmazsa hiç kimse bu işin içinden çıkamaz, ölçüsünü de belirleyemez. Ha, şunu da yalnız ilaveten söylemem lazım. Kur'an'da nokta mantıklar vardır. Nokta haramlar vardır. Nokta haramlardan kastım şu domuz eti haramdır. Zina haramdır gibi nokta. Fakat Kur'an'da bir de genel prensipler vardır. Mesela israf etmeyin gibi. Vaktinizi iyi değerlendirin gibi. Adaletli olun gibi. Allah'ı çok anın gibi bu genel prensiplerle ilgili de insan tabi o nokta haramlar dışında geri kalan helal dairesine girerken insan bu genel prensiplere aykırı bir şey yapıyor muyum yapmıyor muyumun da endişesini taşıması gerekir. Mesela ben diyelim ki baklava yiyeceğim işte baklava tamam haram diyemiyoruz ama yani israf olur mu olmaz mı işte bu kadar yemem. Veya ben şurada şu şu hareketi yapacağım ama bu adalet ölçüsüne sığar mı sığmaz mı? Ben işte boş işlerle şunlarla ilgileneceğim ama ben Allah'ı bu işlerle ilgilenince yeterince almaktan uzaklaşıyor muyum acaba diye. Kur'an'ın koyduğu evrensel prensipleri de o temel prensipleri de böyle nokta belirtilen haramlar dışında hayatımızda yerleştirmemiz ona göre güncel yaşamımızı düşünmemiz gerekir. Ama ben o prensiplere göre hayattaki noktaları da belirleyeceğim demeye kalkarsa birileri ki o da işte yeni bir haram olur. Yani ben işte Allah yeterince anacak diye insanlara heykeli yasaklayacağım. Ben işte yeterince Allah ansınlar diye müzikle uğraşmayacağım diye kendileri milletin zaman planlamasını yaptırmaya kalkıp da yeni Kur'an'da olmayan sınırlar koymaya kalkarlarsa ona da mutlaka dur dememiz gerekir.